liste grubu olan partilerle, meclis dışındaki partilerle görüşmelerimiz başladı. Dün Sayın Masum Türker'le görüştüm ve onlar bir açıklama yaptılar, desteklediklerini ifade ettiler. Destek gittikçe büyüyor. Yani iki parti, üç parti oldu, dört parti oldu, beş parti oldu. Zannedersem hafta sonuna kadar güzel bir netice alacağız. Ben CHP'li birisi değilim. Onlar da haklı olarak bir CHP'li görmek istiyorlardı. Fakat siyasi uzlaşma neticesinde benim adım üzerinde bir uzlaşma hasıl oldu. Onları ben yadırgamıyorum. Fakat tabii onların hassas oldukları konularda benim onların hassasiyetini rahatsız edecek yahut zorlayacak bir şey yok. Çünkü benim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda olan belirtilen esaslara sadık bir insanım. Ben bunu sözle tekrarlayan bir insan değilim. Ben bunları kitaplarımda da yazdım, eserlerim var. Yani yıllar önce yazdıklarım var. Bunlar bugün için böyle siyaset icabı, şunu bunu memnun etmek için siyaset, böyle kolay ucuz siyaset yapan bir insan değilim. Ben bir fikir adamıyım, bir entelektüelim, bir akademisyenim ve siyasi duruşum meydandadır. O bakımdan benim bu görüş sahiplerine saygım var. Onların biraz daha bu meseleleri yakından ve büyük bir fotoğrafa bakmalar. Çünkü şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği önemli bir söz var. Biz partiye genel başkan seçmiyoruz. Mesele bu kadar basit. Türkiye'nin bütün 76 milyon insanı kucaklayacak, hepsini temsil edecek, milletin başı olacak bir cumhurbaşkanı seçme mevzu bahistir. Bu da konsensus sağlayacak bir isim olması lazım. Sağ olsunlar, teveccüh etmişler, benim adımı uygun görmüşler. Ben de bunu iki tarafın ve çok tarafların, yani birçok partinin arzusu, müşterek arzusu olarak gördüğüm için kabul ettim. Vallahi Sayın Başbakan'ın bu konuda çok güzel bir sözü var. Ben onu memnuniyetle karşılıyorum. Karar verecek olan millettir, sandıktır. Bunu hepimiz bu saygıyla karşıladığımız esas isim demokrasinin ruhu budur. Centilmence bir yarış, çelebice bir yarış olması lazım. Ve saygı içerisinde olması lazım. Yani hepimiz birbirimize saygılı davrandığımız zaman, seviyeli bir şekilde bu tartışmayı yürüttüğümüz zaman, millete kendimizi anlattığımız zaman, hedeflerimizi, projelerimizi beyan ettiğimiz zaman halk karar verecektir.